Kastamonu. Kastamonu diyor. Ben diyorum Kastamonu, İtalyan Kastamonu. Burası çıktı tabii Kastamonu'da. Siyez budayı almış. Bunu ilk defa görüyoruz. El ile kesme. Müthiş bir iş. Yaptığı iş. Bak. Şekeri şu halde bak. Ağda yapıyor. Ama bak. Ağdaya bak. Allah maşallah. Koy çar. Of. Gördün mü? Sevgili dostlar. Burası İtalya'nın, Orta İtalya'nın, efendim Umbria'nın bir değil. Öyle görünüyor değil mi? Beyefendi de İtalyan değil. Burası Kuşunluhan. Kastamonu hastasıyız. Burası Anadolu'nun tarihinin yazıldığı, Anadolu'nun merkezi değil mi efendim? Evet. Diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Yapılışı 1420. Fatih Sultan Mehmet'in dayısının. Dayı Bey. Tamam mı? Şimdi tabii bir han, eski Osmanlı hanı, efendim develerin girip, efendim kervanların girdiği, efendim burada konakladığı, gecelediği, develerin orada tuzları yaladığı, efendim atların tımar edildiği, at sahiplerinin, han şeylerinin, şeflerinin uyuduğu bir mekan. Şimdi Cem Bey, tanıştırayım. Sohbet ederken burada bir baktım böyle ya bizim şunu gördüm, İtalya'nın göbeğindeki büyük arazisi olan Kontes Mancini'nin oğlu Piermuzini, müthiş bir çocuk tabii, aşağı yukarı 50 bin dönüm arazi var, 50 bin dönüm arazi, çok enteresan bir çocuk bu, tabiatla beraber ekim yapıyor, tabii ekim arazisinde buğdaylar, şunlar bunlar, traktörler, köylüler böyle çalışıyor da. Efendim bu kendi merak salmış. Efendim dedi ki bana, Hititlerden kalan dedi, ta geri gelen sizden bulduğum dedi, bir buğday türü buldum dedi. Allah Allah, sizden ne demek bizden dedi. Anadolu'dan sizden dedi. Kastamonu diye bir yer dedi. Kastamonu. Kastamonu diyor. Ne diyeyim, Kastamonu, İtalyan Kastamonu. Burası çıktı tabii Kastamonu'da. Siyez buğdayı almış. Siyez buğdayı. Hiç modifiye olmamış. O Hitit diyor. Belki çok daha eski. Yani Hitit zaten biliyorsunuz tarihin başında olan bir medeniyet. Ondan beri modifiye olmamış, hiçbir şekilde oynanmamış bir buğday. Dünyada bir tek Kastamonu'nun hangi ilçesinde var Cem Bey? İhsangazi. İhsangazi ilçesinde var. Niye diye şimdi bana izah etti. Niye İhsangazi'de var Cem Bey? Da başka yerde yok. Şimdi şu şekilde İhsangazi ilçemiz Ilgaz Dağları'nın dibinde. Ha, meşhur Ilgaz Dağları. Evet, evet. Yani o tabiat parkının içinde Kuzyaka ile beraber. Kuzyaka nedir? Oranın bir nahiyesi. Nahiyesi, anladım. Beraberindeki köylerde işte 12 bin yıldır diye biz biliyoruz. 12 bin yıl, tamam işte. Tabii. Aslını korumuş, dışarıdan hiç tohum alışverişinde bulunmamışlar. Köylü kendi ektiği üründen tohumunu ayırıp bir başka tarlayla değişir. Ama dışarıdan hiçbir şekilde tohum girdisi olmamış bugüne kadar. Bundan dolayı da DNA'sı hiç bozulmamış. Şöyle bir şey varmış. Yan tarlalarda da buğday ekilmiyor. Bu ekiliyor. Çünkü oradan rüzgarla dölleniyor. Yani bunun tohumu rüzgar esiyor. Yan tarla başaklardan hop buraya giriyor. Bu melez oluyor, karışıyor. Bu yan köylerde sırf bunu ektiği için o çok önemli. Yani bütün civar, kaç kilometre bilemiyorum. Kilometre kadar. Bütün yan köylerde bunu sırf bunu ektiği için başka buğdayın karışma olanağı yok. Ne değirmende, ne onun adı, dövülen yerlerde bir isim var. Unuttum. Bu şeyi buğdayı dövüyorlar, bu şey yapıyorlar ya. Evet. Bu hale getiriyorlar ya. Bu bir de su değirmenlerinde yapıyorlar. Su değirmenlerinde hiçbirinde karışamıyor. Bu 12 bin sene İtalya bu işe uyanmış da biz uyuyoruz hala. Biz uyuyoruz. Cem Bey ne diyor? Yani çok sene evvel çocukluğunda hayvan yemi olarak kullanırlarmış. Yani köylü de bunun bu kadar kaliteli olduğunu bilmiyor. Farkında değil. Bilmiyor. Tabii herkes hastalanmaya başlayıp da organik yaşam denince. Şimdi moda oldu. Bizler de tabii. Yani yeni ürünün bu kadar kaliteli olduğu ile bizler de yeni uyanıyoruz. Bir de İhsangazi, Kuzyaka havarisi Ilgaz Dağları'nın eteklerine dedik ya.
bir başka köyle, başka bir ilçeyle sınırı da yok. Dağlar var. Tamamen dağlar. Saklı dağlar. Yani şey, saklı vadi. Tamamen saklı vadi. Harika yani değil mi ya? Orada da bir çekim yapma şey yapalım. Buluruz. Evet. Yani şimdi ben dedim ki ya biraz şu ülkemde biraz gezeyim kardeşim. Ya tamam, arada biz gene gezeriz. Yeni geldik Porto Rico'dan, oradan eve geldik. Tayland'dan bilmem ne bilmem ne, Phuket Adası falan. Hepsi güzel de görüyorsunuz zaten. Bir de dedik yani dibimizdeki şeyleri de gösterelim. Neler var da farkında değiliz. İtalya'dan uyanmış Kontes'in oğlu. Biz burada uyanmamışız. Yani bu, o bana gösteriyor, bak sizin ülkeden geldik, Kastamonu diyor, Kastamonu falan. Lan ne Kastamonu? Şimdi dedim Kastamonu'ya gidelim bakalım. Geldik Kastamonu'ya. Efendim sağ olsunlar misafir ettiler bizi. Şuna gelelim, bu da bakın bu da nereye geldik. Bu da önemli bir pirinç. Siyezli bir ikili plan. Haa siyezli yer tabii. Bunu sana baktıralım size. Tabii bak, bakalım. Pişmiş evet, hali buyurunuz. Bununla biz çok güzel... Neydi bunun adı? Ekşili... Ekşili pilav yaptınız. Ekşili pilav. Ekşili pilavımızın özelliği... Kastamonu'da yine yetişen manda yoğurdunun, mandaların sütlerine edilen o yoğurtlarla, manda sütü hastasıyım. Kastamonu'da İhsan Gazi bölgesindeki siyez bulgurunu, buluşturup muhteşem bir yemek haline getiriyoruz. Aa, bunun içinde yoğurt var, manda yoğurdu var, evet. Kremalıdır tabii evet. Ki müthiş evet. Ve bu o buğday var. Başka buğday nasıl, nasıl yapılıyor? Bir de şunlar var tabii ki. Mevsimin getirmiş olduğu ebem gümeci. Ebem gümeci. Evet, ondan sonra taze nane. Bu kokuyor burada. Yine tosya bağlarından gelen tosya üzüm yaprakları. Çok güzel üzüm yaprakları vardır. İçinde mi var üzüm yaprakları? Bunların içinde o otlar da var. Yoğurtla beraber. Yoğurtla beraber. Hepsi beraber pişiyor. Bakalım. Yani şifalı bir yemek. Bakalım bismillahirrahmanirrahim diyelim. Üzerinde de yine. Nanesi var. Ayrandan yapılmış tereyağından. Ha şu tereyağı. Şu yağ mı? Evet. Tereyağı mıdır? Ben de soracak ne yağı bu diye. Tereyağı. Tereyağı. Ama şunu buna inek yağı deriz. Şunu, burada köylülerin ağzında inek yağı da yiyor. İnek yağı bak tereyağının burada evet. Adı. Şu ayrandan da bir tattırırsınız herhalde değil mi? Tabii ki. Ayran hastasıyım ben. Ayranı çok severim. Tabii ki. Dünyada en sevdiğim içecektir ayran. Evet. Başka tanımam. Vay canına. Ne bunun adı? Ekşili pilav. Eşili. Eşili pilav. Eşili pilav. K yok. Evet. Eşili. Üç eşili tane, üç tane E var. Eşili. Aladar'ın Azustan da orada yapıyor kameraman. Hayvan yaptı. Yedirir mi sana da Aladar? İster misin? Tam sendik bu. Bizim Tufan vejetaryen tam ona göre. Pişirmiş kaftan. Et yemez o. Onu sana da bir tasya yedireceğim. Ki öğle yemek yemem dedim, şimdi hepsini yiyeceğim. Demek ki şimdi Cem Bey'e öğleler yemek yemem, ben bir şey dedim, film icabı yiyeceğim dedim. Keşke demeseydim. Kastamonu mutfağı organik bir mutfak. Evet, hastasıyım. Yani, çekim alanında bir alırsa kurtulmanız zor. Her gün burada mıyız? Her ay buradayız. Bekliyoruz tabii ki. Uçak var. İstanbul'da uçağımda bir saatte uçak çit. Konduk. Evet. Öğlen 11'de bindik, 12'de burada. Uçağa her gün. Bir de gidişi var galiba değil mi? Bir giriş evet, bir giriş. Bir geliş var, evet. Bir saatte geleceğiz. Şunu yemeye girip geri gidersiniz. Bir de karayoluyla özellikle Ilgaz Dağı'nın altındaki 5 kilometrelik tünelimiz açıldıktan sonra Ankara'ya 2 saatlik bir bölge Ankara'da, oldu. Ankara'ya daha mı yakınsınız siz? Evet. İstanbul'da, 2 saat. İstanbul'da kaç saatsiniz arabayla? Arabayla 8 saat. O uzakmış. 8 saat. Uçak. Ama uçakta 1 saat. Uçak 1 saat. Kastamonu'nun görülecek güzel yerleri de var. Onları da gösteririz. En azından 1-2 gün ayırsınlar Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz. Haklısın. Ben şey yaptım, ben şımarıklık ettim. Şampiyondur. Burada yemeden duramayacağım bir şey görüyorum. Şimdi geldik buna. Pekmez şerbetinde haşlanarak pişirilmiş. Ama elma pekmezi dediniz. Elma pekmezi. Pekmez deyince bize aklı üzüme elma gider. Pekmez. Elma pekmezi. Elma pekmezinde pişirilmiş. İlk önce bakın hamuru, ben bilmiyorum bunu. İlk önce hamuru elma pekmezinde pişiriyorlar, haşlıyorlar yani. Ondan sonra fırına veriyorlar. Fırına veriyoruz. Doğru mu? Evet. Ve hiç çiğ kalma şansı yok. Hem suda pişiyor, hem fırında pişiyor. Ve muhteşem derecede mide dostudur. Öyle mi? Evet, biz bunu çayın yanında sabahları pastırmayla özellikle çok güzel olur. Kastamonu pastırması. Peki pastırma ama kaç seviyede şimdi kaç seviyede size kızacaklar, pastırma bizim işimiz diyecekler. Ona ne diyeceğiz? Ya şimdi her bir Türkiye'mizin her bölgesinde güzel lezzetli ürünler yapılıyor. Kastamonu eski halindeki orijinal
gün kurusu, yani pastırma yazı dediğimiz zaman da bak. Orijinal haliyle yapıyor ve elde kesiliyor bunlar. Gül yaprağı bakar mısınız? Gül yaprağı. Evet. Üstadım, pastırmanın en büyük özelliği bunlar makinede kesilmiyor. Bunlar Kastamonlu pastırma ustacıkları her bir tanesini elde mi? Bir pas, evet, bıçak hamlesiyle elde doğruyorlar ve nasıl doğradıklarını bunu çekeceğiz sizinle. Görebilir miyim? Evet, merak evet, ettim. Evet, götüreceğiz ve göstereceğiz. Pastırma yazında hazırlanan pastırmalar mevsimine göre çemenli ve çemensiz olarak. Bizim burada bir de çemensizine ekmek yapıyoruz. Bu çemenlisi. Biraz bir şey söyleyebilir miyim? Biraz kuru buldum yalnız. Burada kesilmiş bekledi ondan mı acaba? Biz bunu şöyle yapalım. Şimdi yemeyelim. Biz bunu yemeyelim burada. Usta kessin öyle atalım iki tane. Tamam. Sonra. Tamam. O simit peki bu kadar böyle kuru mu yoksa biraz daha kendi yiyin siz bir bakın bakalım. Böyle. Tamam. Böyle. Simidimiz bu. Sıcakken tabii biraz daha yumuşak olur. Tamam. Evet. Şunu merak ediyorum. Şundan şimdi biz. Evet şimdi şey nedir o? Efendim bir de bizim. Biz bu kadar organik ürünler olunca evet. Gazlı içecekler de pek soframıza koymuyoruz. Ya ayran içiyoruz. Allah, Türk evet. milli içeceğimizi. Tabii, evet. Ya da Kastamonu eşisini içiyoruz. Eşi. Yani eşili pilava en yanında eşi mi yiyeceğiz? Aynı şey değil. Her yemekten sonra lezzetler çok yoğun. Peki. Onu biraz fazla kaçırıyoruz yemeği. Nasıl yapılıyor? Bu. İlk önce içelim ondan sonra evet. Belki tahmin ederiz. Ayı pekmez gibi ağır bir şey dökülüyor bu. Evet. Dur bakalım bu, bismillah. Dağlarımızda özellikle. Ooo bayağı ağır bir şey bu. Yüksek rakımlarda oy. Yaban elmaları var. Evet. Vahşi yaban elmalar. Köylerimiz ufak ufak. Evet. Aa. Yaban elmalarını topluyorlar. Pekmez yapar gibi onu kaynatıyorlar. Kaynatıyorlar. Ve pekmezin bir tık daha ilerisine geçip marmelat kıvamına, koyu bir kıvama gelinceye kadar kaynatıyorlar. Biz bunu sabahları kahvaltıda da yiyoruz. Marmeladını. Evet marmeladını. Bir de sulandırıp eziyoruz. Ha. Onu da içecek olarak. Bu sulandırılmış kayısı marmeladı. Yaban elması. Dağ elmasının pestili. Evet. Hani pestil değil mi? Onun adı pestil midir? Efendim? Onun adı pestil midir? Değildir. Marmalat. Marmalat öyle mi dersiniz? Marmalat kıvamında. Pestil biraz daha güneşte kurutulmuşuna diyoruz. Pestil de yaparız. Nefis. Bu mide dostu. Nefis. Belki bağırsakların hastasıyım. Bir dakika bir şey verir misiniz? Götüreyim. Kesinlikle veririz. Ama az veririz. Öyle mi? Tabii. Tekrar gelin. Ha, doğru. Tekrar gelin. Lakin bir şey ben bunu sabahtan sanki şey gibi geliyor bana. Her sabah aç karnına bir bardak hastalık getirmez. Mide hastalığı falan öyle bir şey geliyor bana. Allah öyle bir şey de vardır Allah bilir. Şimdi hazmı kolaylaştırdığı için. Yemekten sonra. Evet. Yemekten sonra hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Şimdi bağırsak işi moda. İkinci beyin diyorlar bağırsağa. Vücutta iki tane önemli organ var diyorlar. Bir tanesi beyin, bütün kontrol idaresi, öbürü bağırsak imiş. Evet. Hani tabii karaciğer, mülaba hepsi önemli de. İki tane en baba, yani insan yani bağırsağı düşünmüyorsun, en son düşünüyorsun değil mi? Hayır. Beyinden sonraki gelen önemli organ, yani vital önemli organ. Oradaki beyin ve onu korumak bizim şeyimiz. Yani hastalıklarımızın ilacı burada imiş. Öyle diyorlar. Şimdi tıp biraz değişti bağırsak işinde. Evet. Özellikle anne babalara buradan mesaj vermek istiyorum. Anne babalar. Evet. Çocuklarını kesinlikle bu gazlı içeceklerden uzak tutup Kastamonu'ya gelecekler. Bu marmalattan alacaklar. Sulandırıp ezip bolca. O zaman ben çocuklar çok seviyor. Ben size marmalat alayım. Onu da vereceğiz. Daha bunu almayayım. Ben evde sulandırayım. Olmaz mı? Taşımanız daha kolay olur. Öyle mi? Ne tabii öyle yapayım. Yatacağınızı anlatalım. Tabii onu evet. Anlatayım. Ama tahmin ederim sonra ben birkaç tane deneme yapar bulurum gibi geliyor. Bulamaz mıyım? Bir de kendi damak lezzetine göre sulandırırsanız daha güzel olur. Anlaşıldı. Marmelat alacağız. Bir kavanoz. Kavanoz da geliyor. Kavanoz. Bir kavanoz buradan alacağız. Götüreceğiz. Eve suyu katıp ne yapacağız? Ondan sonra Ayşe'ye içireyim. Kızım Ayşe'ye. Midesinde şey var. Reflü var. Evet, reflüye de şu şekilde söylüyorum. Gördün mü? Biliyorum iyi geleceğini. Reflü hastaları da
iyi geldiğini söylüyorlar. Özellikle bu, bir de burada yok, Üryani eriğimiz. Reflü var. Ayşe'nin de, Ayşe de soprano mesleği. Ses, çok tuhaf bir sesi var benim, ses telleri. Onun için en kötü hastalık reflü hastalığı. Ses telini yakmaya başladığı anda mide asitleri, ağzına geri, asitlerin geri gelmesi mesleği bitecek kızın. Onun için şimdi çok dikkat ediyor. Hiçbir şekilde gazlı içecek yok, kızartma yok. Yüksek yastıkta yatıyor, bilmem ne bilmem ne, odası nemli falan falan. Şimdi bunu da verirsem zannediyorum iyi gelecek buna. O zaman benim için Ayşe Hanım'a bir tane kavanozla ayrı göndereceğim. Kendisine ulaştırırsanız tamam, çok sevinirim. Tamam, veririm Ayşe'ye bir tane. Ayşe'ye buna zannediyorum iyi gelecek. Bunu hissediyorum iyi geleceğini. Müthişmiş, harika. Sevgili dostlar, işte burası Castamono İtalyancasıyla. Castamono. Efendim Castamono'dan bu hafta sonu buradayız. Daha gezeceğiz. Doğru yolu her zamanki gibi sezeceğiz. Ayhan Sıcımoğlu Renkler, hoş geldiniz programa. Cem Bey çok... pardon. Şunu unuttuk. Evet. Çekme helvası. Özür dilerim. Çekme helvası. Ve sarımsağımız. Çok özür dilerim. Sarımsak onu iyi... Eliniz alırsanız yolu. Dağılır. Elimi evet. Alacağım. Pardon. Şimdi bizim çekme helva mı? Şöyle alacağım. Lif ayrıldığı için. Çatalla tutulması. Çatalla olmaz. Ya, olmadı zaten. Evet. Saray helvasıdır. Kastamonu çekme helvası. Saray helvası. Evet. Kastamonu çekme helvası. Tamamen organiktir. Şimdi hemen buradan şu daha gezmeden, madem yiyecekten başladık, gidip bir kere şu şeyi görelim. Bu çekme helvasını görelim. Başka ne görecektik burada? Bir yere daha gidecektik. Pastırmayı göreceğiz. Pastırmayı nasıl evet. Kesildiğini görecektik. Simidimizin yapılışını görelim. Evet. Efendim onları kısaca şöyle görelim. Bir de şu müjdeyi vermek istiyorum. Evet. Beğenirsiniz bu tür organizasyonları. Kastamonu'da bir han, yine Kastamonu tarihi bir hanı alındı. Şu an restorasyonda. Burası gastronomi hanı olacak. Geliriz. Evet. Ne zaman açıyorsunuz? Bu yıl sonunda Aralık gibi açılışı yapılacak. Harika. Bitecek. Kastamonu'da gördüğünüz tüm tescilli ürünler orada hem kullanıcısını bulacak, satışları olacak. Satılacak. Hem ürünler yapılacak. Tattıracağız. Hem de Kastamonu'da kullanılan kap, çanak, Kastamonu'dan ayrı şeylerden müze yapılacak. Ve salonlarda da Kastamonu yemekleri nasıl yapılıyor? Atölye şeklinde insanların eli girerek bunların anlatımını göstereceğiz. Harikasınız. Ama şimdi sizi kafanızı karıştırmayayım. Simitçiye, helvacıya pastırmanın kesimini görüp orada taze çat bir tane atacağız. Nemliyken oradan devam edeceğiz. Sevgili dostlar, Kastamonu İtalyancasıyla. Şaka yapıyorum. Kastamonu'dayız. Efendim Kayseri'deyiz. Pastırma ve sucuk almaya geldik. Değil. Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun pastırması olur. Kayseri'de daha güzel mi? Kayseri'ler gücenmeyin. Galiba evet. Nedir problem? Sordum beyefendiye. Duymadı da ondan diyor. Alın bakalım duyun. Kastamonu'nun pastırması. Kayseri'de de kızmayın. Ben de aslı Kayseri'de ama ben sizi kızdırmayayım. Şaka yapıyorum. Şimdi müsaade eder misiniz? Şunu alayım. Pastırmanın iyisini bilmeyenler efendim bana kuş gönü yağsız derler. Yanlış. Pastırma ne kadar ince damarlı yağlı oldu, ince damarlı diyorum. Yağlı oldu o kadar iyidir. Şu pastırma iyi pastırma. Bak, gördün mü bak şimdi. Beyefendi 4. kuşak galiba değil mi siz? Beyefendinin oğlu 5. kuşak pastırmacı. Türkiye'de 5. kuşak insan azdır. İtalya'da bir kasaba gittim, İtalya'da böşür kasap. 6. kuşağım dedi. Dedim ne yaptın? 1600 bin kaçtı? Evet 1600 bin kaçtan beri falan dedi. Hesap ettim. Efendim o İtalya'da oluyor. Türkiye'de olmaz idi. Burada olurunu gördük. İlk defa olarak da şey yaptık. Şimdi bunu ilk defa görüyoruz. El ile kesme. Müthiş bir iş. Yaptığı iş. Bak. Siz de bunu yapabilirsiniz tabii, değil mi? Tabii. Doğarken biz pastırmacı. Pastırmacı doğduk diyor. Sonradan pastırmacı olunmaz. Olunmaz. Şimdi iyi ki oğlunuz ben pastırmacı olmayacağım, doktor olacağım falan şimdi moda mühendisi yok. Efendim var. Bilgisayar mühendisi olacağım falan demedi. Dedim mi yoksa? Demedi. Demedin değil mi? Çünkü öyle oluyor ülkede. Babanın mesleği, adam hiçbir zaman babasının mesleğini sevmiyor. Babayla geçinemiyor. Siz dikkat edin geçirmeye yani. Çünkü baba da hep babayla geçinemez neyse. Ondan sonra ben ama ne işim var babamın yanında giderim ben şeyci olurum. Bakkada memur olurum diyor gidiyor mesela.
Şimdi ben de bu arkadaşımızı bankada memur olarak düşünemiyorum. Şunu da yiyeyim, müsaade edin. Uyar oğlu. Şimdi bu da meşhur kel simit. Şöyle koparmam lazım. Çok ooo diye alnı pasılma geliyor bana. Bakar mısınız? Kel simidi ve pastırma. Bu güneşte kurumuş değil mi hakiki? Evet, doğal kurumuş. Şimdi o kadar ince kesiyor ki arkadaş. Adınız neydi pardon? Cihan. Cihan bir o kadar ince kesiyor ki. Elinde bir avuç vardı, hepsini yedim. Çünkü incecik zaten. Yani toplasan sonra normal dilim, bir dilim gibi bir şey yedim aslında. Ama içinden 10 dilim çıkartıyor bir dilimden o. Tam Kayserili gibi. Bir dilimden 10 dilim çıkartıyor. Demek ki öyle bir gelenek de be. Adam gülüyor. Çocuklara veriyor. Şurada birer dilim çocuklara verseniz de onlar biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Çocuklar. Al bakayım Aladar. Teşekkür ederim ayağım. Al bakayım. Ha o yemez. Bizim öbür kameraman et yemez. Ben onun yerine yerim abi. Yersin, onun yerine yerim abi diyor. Tamam sen onun payını Aladar yiyor. İşte böyle Kastamonu'nun sevgili dostlar. Kar yağışı başladı dışarıda. Efendim fazla kar tutmadan birkaç yer daha çekeceğiz. Ondan sonra programımızı bitireceğiz. Pastırmamızı yedik. Şimdi uzaktan konuşayım ki kokusu gelmesin. Efendim devam ediyoruz. Ayhan Sıcımoğlu renkler. Kastamonu macerası. Müthiş bir yer. İnsanları sıcak. Havası soğuk. Efendim. İtalyanca laf vardır. Eli birinin soğuksa eli soğuk kalbi sıcak derler. Burası da insanları sıcak, kendi soğuk bir memleket. Sevgili dostlar, işte müthiş Kastamonu'nun müthiş bir rengi daha. Sade simit ya da susamsız simit. Ben böyle şey görmedim. Biz alıştık ki biz İstanbul simidi böyle susamlı musamlı pekmezli. Bu başka bir şey. Bunu simit demeye bin şahit. Ama ilk başta çok beğendiğimi söylesem doğru söylemiş olmam açıkçası. Ama alışıyorsunuz herhalde ki sonra kapıda kuyruk var bunu almak için bu saatte ve sabah erken saatte. Hepsi bu maşallah ustalar tek tek tartıyorlar. Şimdi eskiden elle tıkamış, terazi değişmiş falan. Tabii değişen mesela eskiden bakırmış, şimdi çelik falan. Ama değişmeyen bir şey var. Un aynı, yapılış tarzı aynı. Ustalar da aynı, bunların dedeleri de bu işi yapıyordu, bunlar da bu işi yapıyor. Şimdi bu nasıl yapılıyor gördüğünüz gibi. Orada halka yapıyor, buraya koyuyor, oradan alıyor. Pekmezli suda haşlıyor. İstanbul'daki sudaki, bizim bildiğimiz simitteki farkı burada ortaya çıkıyor. Pekmez ilk önce haşlanıyor, o haşlanan onlar yüzüyor, haşlanınca onu alıyor bir sopayla yan tarafa koyuyor, üzerine biraz soğuk su serpiyor. Ondan sonra bunu müthiş bir şeyle, bak etrafıma eyvah inşallah karnıma falan yemem, dikkat ediyor bana. Bunları yerse karnına gideriz. Efendim tek tek buraya diziyor. Ondan sonra içeri atıyor. Nasıl yapıyor bilemiyorum. İçerisi dolu. 200 kaç tane alıyor içerisi simit? 225 simit alıyor içerisi. Ve onları yakmadan bazen görüyorum çekiyor, değiştiriyor şeyini. Açıyı tekrar geri atıyor falan. Tek tek büyük ustalıkla şu uzun şey, şu uzun kürek. Bak geldi. Bak. Allah hoppa. El değmez. Bir tane bana verdi de yiyemedim. Elim yandı çünkü. Ama şu benimkini biraz soğuttuk abi. Bakayım. Şu yarısını yiyeceğim. Efendim bize göre biraz yavan gibi geliyor ama değil galiba. Bunu pastırmayla falan yiyorsun. Pastırma, peynir, bal. Bunun müthiş tereyağı, müthiş manda. Uyar oğlu.
Sevgili dostlar, tatlı yerim, tatlı konuşalım. Size hemen kısaca anlatan nasıl yapılıyor, anlatalım. Bu çekme helva, çekme. İki tane olay var Kastamonu'da. Tereyağı, mandalar, onun sütü ve un. Unun merkezi. Bunun adı miyane. Nedir bu? Tereyağı ile unun karışımı. Şu makinede karışıyor, şu hale geliyor. Miyane. Devam edin. Miyane orada kalsın. Miyane orada kalsın. Bekle. Burada usta, kolay gelsin usta. Şeker kaynatıyor. 160 derecede şeker. Şekeri buraya alıyor, soğutuyor. Şunu yapsana bir göster nasıl yapıyorsun, kaldırıyorsun. Şekeri şu hale bakın, bakın, bak, bak. Ağda yapıyor. Ama bak. Ağdaya bak. Allah maşallah. Koy, çar. Of. Gördün mü? Şeker. Miyane orada duruyor. Şeker de burada şimdi soğuttu, helva ya şey yaptı. Ağda yaptı. Ağda yaptı. Soğuttu. Gördün? O hale geldi. Şimdi. Diğer işlem. Usta göster. Bak. Tamam bitti. Bitti şey. Bembeyaz bir şey oldu. O siyah yani koyu renk ağda bu hale geldi. Galiba havayla karışıyor ondan. Şimdi devam. Bak şimdi geldi hoppa. Çat. Mal çıktı mal. Devam et usta. Çalış. Mal çıktı hoppa. Bak şimdi çalışıyor usta. Şimdi miyanemiz de burada. Şimdi ikisi birleşecekler. İki ayrı kuvvet. Kuvvetler birleşiyor. Gördün mü? Evet. Hoppa. Geldi. Çat. Şimdi burada miyane ile evliliğini yapıyoruz. Miyane ile evleniyor. Mutlu etsin. Bakar mısınız? 4 tane erkek şey bayağı el lazım bunun için. Kuvvetli iş yani. Aslında şimdi tabii sanayi işi bu aslında normalde insanlar oturuyorlar aile büyük bir masaya bunu koyuyorlar herkes böyle elinde böyle döndürüyorlar sonra büyüyünce aile reisi kalkıyor bunu hoppa ikiye katlıyor şöyle sonra tekrar başlıyor dönmeye helva yapma evde aslı öyle şimdi biraz sonra iyice incelince ki sonuna geliyor oradan buraya geliyor. Parçalanıyor, makineye giriyor. Bak usta onu makineye atıyor. Parçalar buraya geldi, toz oldu. Tozdan geldi buraya, buyurunuz. Tozdan geldi. Tozlar tepsiye koydu usta, tarttı. Prese girdi. Bak, prese geçeyim sokacağım, bak. Bastırdı, bak. Şimdi öbür tepsiyi aldı. Basılanları oraya koyacak şimdi. Hoppa. Çıkmıştır. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Güzelce yiyin. Tufan orada götürüyor zaten. Tufan götürme. Tatlıları götürdün. Bacı sen buna verme. Her şeyi yer o. Yesin mi? Peki.
Buradan bacılar kollere koyuyorlar, görüyorsunuz. Bak, hazır, mal hazır satışa. Yeni afiyet olsun. Buyurunuz. Efendim şimdi geldi önümüze. Preslemeden ki hali bir tadalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ağızda eriyor. Tereyağı, şeker, un. Ne güzelmiş ya. Ha, ne kadar yerim? Çok az. Tazıyım. Çok şekerli bana göre. Ama güzel. Sevgili dostlar, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı. Ben de çok seviyorum Cumhuriyet Meydanları. Her şehirde vardır. Adı da güzel, Cumhuriyet Meydanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Meydanları'ndan bir tanesi. Sevgili dostlar, arkamdaki çok güzel bina. Şimdi bakın, hep şikayet ederim. Derim ya, yurt dışında falan işte ne güzel binada oturuyor adam 16. asırdan, hala vali içerisinde. Burada da hala vali içerisinde. Yani yeni modern binada değil, nihayet. Bu binada yapılışı 1902, mimar Vedat Tek, neoklasik, müthiş bir, yani bu benim en sevdiğim mimari dönemdir. Bu neoklasik dönem, hastasıyım. Yani çok severim, içerisinde hafif oryantal, bir ince de Fransız da hani karışık da hani Avrupa'yı ya Tanzimat sonrası, yani Cumhuriyet evveli aradaki şu mimari tarzının çok sevdiğim bir tarz. O şeyler efendim, kemerler, o hafif Grek tarzı sütunlar onun bir, yani çok çok hoş, çok hoş, çok seviyorum. Ve mahalle içerisinde mahallelik konağı. Arkamdaki Cumhuriyet tabii anıt, Cumhuriyet anıtı bir, çünkü başında babamız var, Atatürk'ümüz en tepede. Şapkası, kıyafet devrimiyle. Öndeki hanım çok önemli. Şerife Bacı. Şerife Bacı kimdir? Şerife Bacı, unutmayın ki geri sardık şeyi, filmimizi. Geldik Cumhuriyet İstiklal Harbi'ne. Erkek yok köylerde. Hepsi ölmüş. İlk ekip 93 Harbi'nde, arkasından Çanakkale Harbi'nde. Herkes gitmiş askere. Hiç kimse geri dönmemiş. Köyler erkeksiz. Hatta hanımın geldiği köyün adı Ersizler Köyü. Er yok. Yani koca yok, erkek yok. Böyle bir sürü kadın ve yetimler, metinler dolanıyorlar. Ne acıklı ya, düşünsenize. Tabii öyle olunca savaş başlıyor. Yerine bütün erkekler savaşta. Kalanlar kaç kişi kaldıysa artık herkes. Yaş maş, 15 yaş, 16 yaş, 60 yaş, 70 yaş, herkes savaşta. Taşıyacak kimse yok mermileri. Ve tabii kadınlara iş düşer. Hani bu kadınların mermi taşıdığı hikayesi var dedi, o bir şeyin esası değildi, o doğrudur. Çünkü erkek yoktur taşıyacak. Ve kadınlar daha iyi kullanır bu arabaları. Mandaların, camızların çektiği arabaları, kağnıları. Erkekleri bilmez çünkü kadın onu sürer tarladan. O eker, o biçer. Anladın mı? Yani bu hani efendim, Türk erkeği kayıt oturuyor da zaten öyle yapmış. Erkek olmadığı için bebeklere bakacak, bir şey ekecek. Yani kadın iyi çalışıyor. Erkek yok çünkü. Kahvede değil şimdiki gibi, yok. O kadar. Şimdi heyecanlanıyorum da gözümle doluyor. Efendime söyleyeyim, kar. Burası şu anda 2 derece. Yani biraz İç Anadolu biraz bir keskindi bir şeye bak. Yani nemli de bir soğuk. Adam vuran bir soğuk. Bak ben şöyle duruyorum ama yani biraz iliklere kadar işledi soğuk. Ayrı mesele. Derken çocuğu da sırtında. Çocuğu olmuş. Koca gitmiş, askere gelmiş. 2-3 yaşında bebe var. Sırtında şeyde. Beze sarılı. Yürüyor. Battaniyeye sarılı. O da battaniye sırtında. Hem onu koruyor, hem çocuğunu koruyor sırtında, hem çocuğun ısısı da ona geçiyor. Anladın mı? Yani öyle bir çocuğun, bebeğin ısısı. Onun ısısı bebeğe geçiyor.
battaniye etrafında öyle bir tek vücut yürüyorlar. Gıcır gıcır. Öyle soğumaya başlıyor ki hava. Yağmur başlıyor. Kar başlıyor. Mermiler ıslanacak ve barut içindeki barutlar ıslanacak ve bitecek. Tutuyor sırtındaki battaniyeyi mermilere sarıyor. Bebeği de mermilere altına sarıyor. Şöyle bir manzara oluyor. Battaniye, üzeri karlar yağmış, altında bebe ve altında mermiler. Geliyor ama soğuktan ayakta donuyor, ölüyor. Askerler de bunu bulunca mermilerin altından ınga ınga diye bir ses duyuyorlar. Battaniyeyi açıyorlar ki bebe orada. Devam edeceğiz. Sevgili dostlar, yine meydandayız, devam ediyoruz. Biraz evvel biraz duygulandım bu Şerife Bacı'da. Bir hata yapmışım, düzelteyim. Şerife Bacı'nın köyü Ersizler Köyü değil. Ersizler Köyü'yü şöyle anlattım. Yani o kadar çok insan askere gitmiş ki köylerin adı artık değişmiş. Ersizler Köyü gibi köyler ortaya çıkmış. Ama Şerife Bacı oradan gelmiyor. Ama bu civardaki köylerin bir tanesi. Neyse, bu arkamdaki güzel bina şu anda Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü. Eski işlemini bilmiyorum. Yani burası hükümet konakları falan olduğu için herhalde yine hükümet bağlı bir binalardan bir tanesi. Solundaki bina, yeni bina, 60'ların 50'lerin binası tahmin ediyorum. Yapılışından üzeri BTB falan görürse BTB şeyler de meşhur. 60'larda meşhurdu BTB. Efendim, BTB'li bina 60'ların mimarisidir. Abdurrahman Paşa Lisesi. Peki niye anlattım bunu? Çünkü Rıfat İlgaz Hababam Sınıfı'nı yazan yazarı okuduğu lise. Herhalde Hababam Sınıfı maceraları da burada yaşadı. Değil mi lise yıllarında? Ben de iyi biliyorum çünkü ben de bir erkek kolejinde mezun oldum. Sırf erkeklerin okuduğu Taurus Amerikan Koleji'nde biz de hakikaten Hababam Sınıfı bazen yanımızda hafif bile kalabilir idi maceralarımızda. Onu ayrı bir film yaparız, Taurus'a gideriz. İşte böyle devam ediyoruz. Arkamda Saat Kulesi'ni anlatacağım. Gene aynı meydanda güzel bir kule. O da 1900'lerin mimarisi. Devam edeceğiz. Saat Kulesi 1887 yaptıran gene Abdurrahman Paşa. Okulu yaptıran paşa. Aynı paşa, Osmanlı paşası. Efendim bir rivayet de var. Bilmiyorum doğruluk derecesini ama İlk başında, ilk yapılırken saat yokmuş, bir kuleymiş. Bu saatte İstanbul'da bir kule değilmiş. Efendim, Çanlı'ymış. Efendim, sanırım Fransız yapısı, ya Alman ya Fransızdır bu saatler. O zaman Alman da olabilir. İzmir'deki galiba Almandı, bazıları Fransız. Fenerler Fransız falan filan, saatler Alman da olabilir. Efendime söyleyeyim, güya bir paşanın hanımı hamileymiş. Çanı bir emredip küt ah demiş bir çocuk düşmüş falan filan ve saat oradan sökülmüş, sürgüne yollanmış Kastamonu'ya. Sürgüne gelen saat buraya takılmış diye bir hikayesi var. Bilemedik ama efendim güzel bir yakışmış, en azından onu söyleyebiliriz. Sürgündeki saat Kastamonu'da. İşte böyle bir Anadolu şehri değil aslında. Anadolu şehri ama de değil. Biraz Karadeniz tarafına doğru gidiyor. Tarihi önemli, yemekleri güzel. Tabii etrafı, coğrafyası güzel. Deniz şurada, dağlar efendim burada, yeşil. Karadeniz'de, Anadolu arasında bir geçit de efendim. Ankara'ya yaklaşmış çünkü bir tünel açılmış birkaç sene evvel. Şu anda Ankara'ya otomobille 2 saat. Yani otobüste 3 saat falan bir mesafede. İstanbul'a uzak, İstanbul'a 8 saat. Onun için uçakla geldik. Hep isterdim bir Kastamonu macerası şu anda yerine getiriyorum. Hem de kışın. Niye kışın? Kurtuluş Savaşı'nda Şerife Nine de kışın yapmış bu işi, biz de öyle yapacağız. Savaşta değiliz inşallah ama
olmayacağız da. Çünkü biz yurtta sulh, cihanda sulh cümlesinin güzelliğine, ulviliğine ve ihtişamına aşık insanlarız. Sevgili dostlar, Anadolu beylikleri, Canlıoğlu Beyliği buranın, efendim, burada hüküm süren beylik. Biraz geç katılıyor Osmanlı'ya, 1461'de katılıyor ve buraya tabii Osmanlı başlıyor eserlerini dikmeye. Onlar evvel yok ve buraya gelen kadı Nasrullah Kadı Osmanlı zamanında ve şehre birkaç önemli eser kazandıran bir kadı bu. Bir tanesi de bu köprü. Köprü iyi bakarsanız biraz asimetrik çünkü bir ayağı yol olmuş. Aslında burada tam ortası, yüksek kısmı şu anda öyle değil. Onun için halk arasında adı Kambur Köprü. Kambur gibi duruyor. Çünkü simetrik değil. Bir ayağı maalesef yolundan kapanmış gitmiş. Bir kemer iptal olsun. İki kemerli olmuş. Üç kemerken efendim ve kambur olmuş. Kambur Köprü. Halk arasında güzel bir köprü her şeye rağmen. Hastasıyım yani. Bu yani ben de bu yani seviyorum ama Osmanlı köprülerini seviyorum. Estetik olarak bana çok dokunuyor. Hastasıyım. Hastası. Taş köprü sarımsağı 15 lira. Aa şu 20 lira ne acaba? Bu 10 lira. Aa 3 tane var. Bunlar daha iyi herhalde. Çok şeymiş. Dediler işte 2 tane koyarsan etli koca bir et yemeğine. Yani çok sert ve çok ve kuvvetli ve etkili bir sarımsakmış bu. Çok iyi gidebiliyorsunuz kalbe. Şimdi burada da yazıyor. Taş köprü sarımsağının faydaları. Diş ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı. Nasıl oluyorsa. Ateş düşürücü, sıtma, böcek sopmalarına, sancılara karşı. Sancılara karşı. Enteresan. Saç kıran ve cilt hastalıklarında. Arpacık göz batması gibi göz hastalıklarına, verem hastalıklarına bak bakar mısın? Zehirlenmelerde, solunum sistemi hastalıklarında, bağırsak parazitlerinde, mide hastalıklarında çok önemli. Efendim, basurda, damar sertliği, kalbe iyi olur bak yazıyor, biliyorum iyi, kalbe iyi gelir. Sinir hastalıklarında, evet. Şu anda bize çok lazım. Ülkeye birkaç ton vermemiz lazım ki biraz insanlar rahatlasınlar. Efendim, tansiyon hastalıklarında bana lazım. Tansiyon hastası ilacı ve idrar yolu hastalıklarında. Tansiyon işime yarar. Siyez buğdayı da burada, bulguru pardon. Bulgur deyip özür dilerim. Siyez bulguru da burada. Efendim, yani şeyin bu ülkenin, bu güzel ülkenin güzel ürünleri. Burada siyah sarımsak da var. Hadi bakalım. Yani siyah sarımsak dediği de çok şimdi çok moda şimdi Avrupa'da. Fermente olmuş sarımsak. Rutubette fermente oluyor yani şey yapıyor. Çürümeye yaklaşık. O siyah şimdi Avrupa'da birkaç yerde gördüm. Ondan sonra fermented garlic falan. Vay vay. Biz burada yıllardır yiyormuşuz. Meğerse haberimiz yok. Efendim tabii daha Kastamonu bitmedi. Burada müthiş bir cami ve şadırvanı var. Sonra bir ara gelip size bu camiyi anlatırım. Ama şimdilik iyi akşamlar size. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum ülkemi. Ayhan Secimoğlu, Renkler.